Çok güzel. Benzil oluyor. Benzil. Benzil oluyor. Yani benzil değil, benzil. Benzil gençler. Ne yaptık? Tolüenden bir hidrojeni çıkartıp geri kalmıştık. Ne diyoruz? Benzil diyoruz. Onlar var. Bu yeni yıl vesilesiyle yine eğitimin sorunlarını yüksek sesle konuşmaya başladık. Sıradan bir vatandaşa sorduğumuzda çocuğun eğitime devam ediyor. Şu derecede yani liseye, üniversiteye devam ediyor. Acaba sen çocuğundan memnun musun diye sorduğumuzda muhtemelen %80 alacağımız cevaplar memnuniyetsizliği ifade edecek. Bir kısmı akademik memnuniyetsizlik olsa bile daha büyük bir kısmı çocukların sevgiden, şefkatten, merhametten, saygıdan, sevgiden mahrum olduklarını ve toplumsallaşamadıklarını şikayet edeceklerdir. Dolayısıyla eğitim sisteminin bu yönünün eksik olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yani sıradan vatandaşımıza bunları sorarsak alacağımız cevaplar bunlardır. Çocukların birbirleriyle iyi geçinmediklerini, çocukların bir takım bağımlılıkları olduğunu, özellikle de teknolojiye çok bağımlı olduklarını, popüler kültüre çok bağımlı olduklarını, mesela kendi değerlerini tanımadıklarını ama futbolcuları, şarkıcıları, türkücüleri çok iyi tanıdıklarını görürüz. Bu bizim eğitim sisteminin iyiye gitmediğinin bir işaretidir. Yani vatandaşlarımızın bu şikayeti varsa, çocuklarının bu yönünden eğer şikayetçi ise ortada düzgün gitmeyen bir şeyler var demektir. Ve eğitim sistemi bu düzgün gitmeyen, aksak yürüyen sistemi değiştirmeye yönelik çalışmalara başlamalıdır. Acaba biz bu çocukları yetiştirirken evet sosyal yönden eksik yetiştiriyoruz da inanç yönüyle yeterli mi bu çocuklar? Dört dörtlük mü, eksiklikleri yok mu diye bakarsak orada da birçok aksaklığın, eksikliğin olduğunu göreceğiz. Bunun da aslında müsebbibi bizim müfredatları hazırlamamızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani bir fiziği hazırlarken, fizik dersinin kitabını hazırlarken tamamen batılı bir kafayla hazırlıyoruz. Tamamen ya rasyonalist ya pozitivist bir anlayışla, yani aklı öne alan ya da tecrübeyi öne alan bir takım anlayışlarla biz bu müfredatları hazırlıyoruz. Oysa bu müfredatlar bizim fıtratımıza, inancımıza, yapımıza uygun şeyler değil. Yani biz fizik kanunlarından, kimyadan bahsettiğimiz zaman fizik kanunlarının mesela Kur'an-ı Kerim'le, mesela hadis-i şerifle irtibatlarını kurmak zorundayız. Biyolojiden bahsettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'deki o yaratılışla ilgili ayetlerle bunun irtibatını kurmak zorundayız. Böyle olduğu zaman ancak çocuğun inancı ve edindiği bilgi örtüşür, birbiriyle kavga etmez, kafasında da bir soru işareti meydana gelmez. Dolayısıyla biz çocukları yetiştirirken sadece fen, kimya, biyoloji, matematik öğretmekte kalmayacağız. Evet bunları öğreteceğiz ama tevhidi bir anlayışla bunları öğretmek zorundayız ki çocukların kafasında bir takım şüpheler, bir takım problemler oluşmasın. Ayrıca biz bu çocukları yetiştirdiğimiz zaman okulları birer bilgi yükleme istasyonları gibi tahayyül etmemeliyiz. Maalesef şu anda durum öyledir. Yani biz okullarda çocuklarımıza ansiklopedik bilgi yüklüyoruz. Ansiklopedik bilgi eksik bir uygulamadır. Çünkü çocuğun sadece beynine değil bir de kalbine hitap etmemiz gerekiyor. Yani birçok insan vardır ki mekteplerin en iyisini okumuştur ama insanlığa fayda değil zarar vermiştir. Bizim çocuklarımızı da okullarımıza eğitirken manevi yönlerini mutlaka beslemek zorundayız. Kuru bir bilgi yüklemekle eğitim olmaz. Bu konuda eğitim sisteminin de kendisini yenilemesi gerekiyor. Özellikle değerler eğitimi konusunda, din kültürü dersinin müfredatını tanzim etme konusunda, fizik, kimya, biyoloji dersinin içeriğini hazırlamak konusunda, hatta okuldaki ilişkiler açısından sevgi, saygı, muhabbet, birinin diğerini ötekileştirmemesi gibi bütün bu güzel değerlerimizi, anlayışımızı çocuklarımıza sadece öğretmekle, bir bilgi olarak yüklemekle kalmamalıyız. Bütün bu güzel şeylerimizi, adetlerimizi, inançlarımızı davranış haline getirebilecek nesiller yetiştirmek zorundayız. Yoksa ülkemizin geleceği hiç de iyi olmaz. Bizim değerlerimizle beslenmeyen çocuklar başka değerlerle beslenir. Çünkü hayat boşluk kabul etmez. Siz boşluk bırakırsanız gelir oraya popüler kültür yerleşir, gelir oraya batı kültürü yerleşir ve o çocuk bizden uzak olur. Başkasının piyonu, başkasının oyuncağı olur. Kendi değerlerimizi, kendi inanç değerlerimizi mutlaka ön planda tutup çocuklarımızın bu inanç değerlerimizi pratik olarak hayatlarına aktarmasına yardımcı olmak zorundayız. Ancak o zaman eğitim yeni yetişecek nesle faydalı olur. Tevhidi bir anlayışla inanç değerlerimizi önceleyen bir müfredat hazırlamak zorundayız. Geleceğe yatırım ancak eğitimle olur. İyi nesile yetiştirmek zorundayız.